Ay, ne kadar rahat bir ortam değil mi? Oo, hoş geldiniz. Siz bir önceki bölümü izleyenlerden misiniz? Yoksa izlemeyenlerden mi? Şayet bir önceki bölümü izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü bu bölümden bir şey anlamayabilirsiniz. Kaçırdığınız bölüm olmasın diye söylüyorum. Linkleri yine açıklamada ve videonun sonunda bulabilirsiniz. İşte bir önceki bölümün özeti. Lan! Zombiler! Lan bunlar ilkel zombiler. İlk üretimler. Lan gel buraya, nereye kaçıyorsun? Zombiye bakın siz ha. O ses neydi lan? Bir yerlerden köpek sesi geldi ama. Nereden geldi lan? Ha hala geliyor. Gelin gelin gelin. Buradan bir ses geliyor. Lan zombi. Ulan şerefsiz zombi. Tamam oğlum tamam. Tamam sakin. Korkma oğlum. Tamam saldırma saldırma dur. Ne güzel bir şey lan bu. Otur oğlum. Otur. Otur tamam. Ulan pek de akıllı bir şeymiş ha. Necla görüyor musun? Oy lan. Köpek mi bu? Allah Allah. Nasıl hayatta kalmış Hakkı? Nereden bileyim ben Necla ya, Allah Allah. Hayatta kalmış işte. Oy lan Hakkı, işini bitirmedin mi? Allah Allah. Şu köpekçiye sahip çık ya. Hakkı ben de sıkıştım. Bir dakika Necla, acaba lan siz mi geldiniz? Hayyye. Ben de zombi sandım sizi. Yani şurada affedersiniz ufak bir işimizi görüyorduk da. Zombi ne yapıyorsun oğlum? Zevk mi alıyorsun? Çekilsene lan altımdan. Neyse zaten bitmişti. Evet gördüğünüz gibi yine bir cuma günü ve yine Hakkı'nın zombi hayatı. Hakkı'nın The Walking Dead hayatı. Hakkı'nın bayağı bildiğiniz öldürmeli ölmeli hayatı. Hoş geldiniz yine Hakkı'nın hayatına. Necdacığım ben bitirdim hayatım. Nöbeti devralabilirim. Hadi sen işini görebilirsin artık. Allah razı olsun. Allah Allah. Lütfettiniz beyimiz. Oy lan sıkıştım ben de. Allah Allah. Hakkı köpekçiye göz kulak ol tamam mı? O beni takip edip duruyor. Bir haftadır iş yemedim onun yüzünden. Tabi Necdacığım tabi. Yalnız onun adı köpekçik değil. Max. Oy lan seks mi? Seks diye köpek ismi mi olur? Allah Allah. Necda kafan mı güzel kızım? Ne seksi ya? Ben sana Max diyorum Max. Allah akıl fikir versin lan. Allah Allah. Öyle isim olur mu oğlum? Her türlü çağrışımı var. Necda izleyici koydu ismini. İstiyorsan tartışmayalım. İzleyici mi koydu? Allah Allah. Söyleseydin yalan Hakkı. Max harika bir isim Hakkı. Şimdi size birazcık yalakalık yapacak. İnanmayın Necda'ya tamam mı? Ay lan biliyorsunuz. Ben sizin koyduğunuz isimleri hep sevmişimdir. Allah Allah. Max çok zekice bir isim tamam mı? Ben öyle demek istemedim yani. Harikasınız, teşekkürler lan. Yıkama yağlama işlemi bittiğine göre videoya başlayabiliriz artık değil mi? Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Hakkı'nın zombi hayatına devam ediyoruz. Evet artık Hakkı'nın zombi hayatı diye giriyorum. Gördüğünüz gibi kampımızdayız. Bir hafta geçti. Biliyorsunuz cumadan cumaya, cumadan cumaya, cumadan cumaya geliyoruz. Geliyoruz. Sanki grubuz. Yani Hakkı'nın hayatı geliyor. Şimdi görüyorsunuz orada Cenk nöbet tutuyor. Necda işini görüyor. Bizim doktor nerede lan? Doktor da bir yerlerde. Hakkı da Max'in başında bekliyor. Bakalım bugün başımıza neler gelecek. Hadi başlayalım. Oğlum. Oğlum. Vallahi ismini koydular. İsmin artık Max oğlum. Max'in sen tamam mı? Aslanım Max. Hakkı ya bir şey diyeceğim. Ben burada nöbet tut tut öldüm. Biraz da doktor tutsun ya. Ben şimdi nöbet tutamam. Ayrıca benim adım Ziya. Şu an ben envanter sayımı yapıyorum. Ne yapıyorsun? Bak Ziya beni sinir etme vallahi çeker vururum. Hakkı bir şey demeyecek misin? Lider sen değil misin ya? Hanimiş benim oğlum. Ver patini oğlum ver. Ne oldu yine Cenk, ne istiyorsunuz yine ya? Yemin ediyorum şu kampın problemleri bitmiyor ya. Ziya ne yapıyorsun oğlum sen? Ziya odunlara bakıp ne yazıyorsun? Hakkı biliyorsun ki ben bir bilim insanıyım. Bilim insanları her şeyi düzgün yapar. Doğru düzgün sıralı yapar. Her şey sıralı olur. Anlayabiliyor musun? Yani? Yanisi Hakkı. Buraya kaç tane kütük girmiş, girecek, çıkmış, çıkacak. Bunların listesini yapıyorum. Envanter yani. Oğlum adam işsizlikte çığır açtı lan. Kütüğün envanterini yapıyor. Oha. Yok artık. Ya Ziya. Tamam işsizsin anladık da. Oğlum bu nasıl bir level lan? Hakkı anlamıyorsun. Benim gibi bilim insanları normal şeyler yapamaz Hakkı. Anlıyor musun? Anlamıyorsun değil mi? Doğru. Anlamıyorsun demiştim. Oğlum bu adama bir hafta verin. Bir hafta içinde kafayı sıyırmazsa ne isterseniz yapacağım tamam mı? Hakkı kütüklerin envanterini çıkarttım. Göz atmak ister misin? Ulan oğlum neyine göz atacağım? Altı üstü kütük lan. Bunun ne envanteri? Bir dakika kaç tane kütüğümüz var lan? Oğlum bunun envanteri mi olur? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yanlış saymadım değil mi? Şu arada da mı bir tane var? Hadi 9,5. O yarım anasını satayım. Bunun envanteri mi olur lan? Ya Ziya, sana bir iş bulalım istiyorsan. İyi olur vallahi. İşsizlikte çığır açtım. Ne iş yapsam ya? Nöbet tutmakla başlayabilirsin Ziya. Bir haftadır ben tutuyorum şu nöbetleri.
Gel ucundan da sen tut. Çok isterdim de yükseklik korkum var. Yükseklik korkusu mu? Dışarıda zombiler var. Ne yüksekliği? Sen anlamazsın cahil herif. Ben yüksekten korkarım. Başım falan döner. Zombiler mi yesin beni? Hakkı. Kusura bakma. Seni destekliyordum ama şu an yaptığın liderlik beni cidden çileden çıkartacak. Hakkı, artık ağırlığını koy. Ben burada 7-24 nöbet tutamam değil mi? Ben de insanım. Tamam tamam sakin olun, tartışmayın. Ya Ziya, sana benim bir işim var. Yani onu yapabileceğini düşünüyorum. Yükseklik içermesinde. Ne olursa yaparım. Benimle markete kadar gider misin? Market mi? Market fobim var demeyeceksin inşallah. Ha yo 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 yo. Fobim falan yok. Ben iyiyim. Güzel. Çünkü erzağımız azalıyor. Burada pek bir erzak yok. O yüzden bizim gidip erzak bulmamız lazım. Ne yiyeceğiz oğlum? Gayet mantıklı. Düşününce. İşte size örnek olsun. Şayet bilim adamıysanız zombi salgınında böyle şok geçirirsiniz. Kültür şoku. Markette ne yapacağım? Yine envanter mi tutacağım? Adam hala envanter diyor. Hayır Ziyacım, envanter tutmayacaksın. Konserve tutacaksın. Ne bileyim ekmek tutacaksın. Onun gibi şeyler. Yani malzeme alacağız, anladın mı? Ha tamam anladım. Hiç sanmıyorum ama neyse. Gel oğlum Max. Sen anladın değil mi? Aslanım benim Max oğlum. Sen anlarsın oğlum. Pardon oğlum pardon. Bilerek yapmadım lan. Oğlum köpeğin taşağına mı bastım diyeceğim de. Ne yaptım lan ben az önce? Neyse çok önemli bir şey değil ya. Hayvan iyi şu an. Necda işini gördün mü? Vay lan evet. Tamam iyi. Biz markete kadar gidiyoruz. Geleceğiz birazdan. Vay lan gelmemi ister misin? Yav Necdacığım zaten bir kolun yok. Diğeriyle silah tutuyorsun. Ne işe yarayacaksın ki? Hakkı kalbimi kırıyorsun. Allah Allah. İşe yaramaz mıyım? Vallahi Necda zombi salgını olunca ben biraz vicdansızlaştım. Yapacak bir şey yok. Doğruları artık söylüyorum. Bir işe yaramazsın. Ne yapalım? Haydi bakalım çıkalım. Cenk kapıyı aç. He tamam geldim Hakkı. Dur 2 dakika. Yemin ediyorum bunun da artistlik yapmasından bıktım ya. Lider ben olmalıydım oğlum ben. Cenk akşam olacak oğlum. Buradan bekleyeceğiz. Açsana. Hay ben senin. Açıyorum Hakkı açıyorum. Artık sistemi öyle geliştirdik ki dışarıda açılıyor görüyor musunuz? Vallahi kütükler bayağı işe yaradı. Haydi bakalım. Oh yeah. Gidiyoruz. Şöyle birazcık erzak bulalım değil mi? Açlıktan gebereceğiz yoksa. Oğlum Max aslanım. Babayla beraber erzak bulma keyfi değil mi oğlum? Ya Hakkı. Erzak nereden bulunur ki? Nereden olacak? Sex shop'tan. Tövbe estağfurullah ya. Markete gideceğiz oğlum dedim ya. Ha market. Anladım. Pek sanmıyorum ama. Anlayamadım. İşte ben de onu diyorum. Ya Hakkı bazen benim laboratuvarı çok özlüyorum ya. Orada ne güzel deneyler falan yapıyordum. Sen eski hayatını özlüyor musun? Oğlum ben lise terkim lan. Neyini özleyeceğim anasını satayım. Hadi ya. Sen büyük değil misin? Bayağı olgun görünüyorsun. Zombi salgını be. Büyümek zorunda kaldık. Ben şu kadar bir şeydim. Ne kadar? Gösterme şimdi ya Allah Allah. Küçüktüm yani. He nasıl büyüdün? Vallahi onu ben de bilmiyorum. İzleyici büyüsün dedi öyle büyüdüm. Hadi ya. He vallahi. Sanırım şurası market değil mi? Evet evet. Dinner mı? Burada yiyecek var mıdır lan bakayım şöyle bir. Yok be burayı soymuşlar. Lakin şuradaki benzinlikte market vardır. Gerçi biz bir burayı soymuştuk değil mi? Bir daha soyalım. Ne olacak ki? İkinci elinde günah olmaz demişler. Gel bakalım doktor. Gel. Oğlum sen de gel. Max gel oğlum. Doktor gözünü dört aç aman diyeyim. Zombiler falan olabilir. O yüzden dikkatli bir şekilde gidiyoruz tamam mı? Sen benim kıçımı kolla. Ben buradaki kutuları teker teker yükleyeceğim. Baksanıza bir sürü konserve falan var. Bunların hepsini almamız lazım. Of lan of. Yemin ediyorum hayat bana çok zor ya. Bir de Necda'ya bak. Oh anasını satayım. Bütün gün yatıyor. Ulan anlamadım. Bu sarı çiyan yatarken ben niye nöbet tutuyorum ya? Sırf yemin ediyorum liderin karısı diye öyle yatıyor. Arkadaş böyle iş olmaz ki ya. Yemin ediyorum şuradan var ya kafasına doğru bir tane sıkacaksın. Neyse. Kendine hakim ol Cenk. Sakin ol. Sakin ol Cenk. Bir gün sen de lider olacaksın Cenk. Sakin. En iyisi ben bir su içeyim ya. Zombiler girmeyecek ya nasılsa. Vallahi susadım. Şöyle gideyim de bir su içeyim. Su var mıydı şurada ya? Çantada olacaktı. Dur şuradan bir su alayım. Bakayım hele bir burada olması lazım. Ah nihayet su şişesini buldum ya. Vallahi fena halde susadım ha. Lan Allah düşürdüm be. Ulan Taner'e gitti ya lanet olsun. Neyse alayım şunu. Şu bidonu şuradan alayım. Yalnız Necda da ne kadar güzelmiş ya. Şimdi fark ettim. Ay Allah Allah.
Allah Allah. Ne yapıyorsun Cenk? Allah Allah. Aylan sapık herif, ne yapıyorsun sen? Allah Allah. Sapık herif seni. Aşağılık pislik. Bana demek öyle bakıyordun ha? Allah Allah. Ellemeye çalıştın değil mi lan bana? Namussuz. Necda. Ne saçmalıyorsun Necda? Sen beni yanlış anladın. Necda. Su bidonum düştü de. Onu almak için eğilmiştim. Su bidonumu. Yalancıya bak Allah Allah. Sapık herif seni. Demek beni istiyordun ha başından beri. Aşağılık. Necda sen ne yaşıyorsun, gözünü seveyim. Hadi lan oradan. Allah Allah. Bana olan bakışlarını yakaladım. Aşağılık köpek. Necda ne bakışı, ne diyorsun ya? Sen hakkı gelince gör. Allah Allah. Seni kendi elleriyle öldürecek var ya, aşağılık. Necda. Necda yanlış anladın beni. Dur bak açıklayayım. Su bidonu almaya geldim Necda. Ondan sonra bidon düştü. Yemin ediyorum Allah belamı versin Necda. Ben sana bakmadım. Ulan aşağılık köpek. Su bidonuymuş, yalancı herif seni. Bittin oğlum sen, bittin. Hakkı ne yapacak biliyor musun sana? Ne yapacak ya, Allah Allah. Doğruyu söylüyorum ben. Bir şey yapmadım ki. Hadi lan oradan. Allah Allah. Elliyordun değil mi? Necda ne diyorsun sen? Yemin ediyorum guru iftira. Necda ne diyorsun, saçmalama. Ne olur öyle şeyler deme. Vallahi elimi sürmedim. Aşağılık köpek. Yalan söylüyorsun. Ya vallahi yalan söylemiyorum Necda. Necda ne olur indir silahını. Bittin oğlum sen. Allah Allah. Vallahi hakkı geldi. Şimdi bittin lan. Necda ne olur. Necda ne istersen yaparım. Öyle bir şey yaşanmadı Necda. Oh ulan ya. Çok şükür. Birileri kapıyı açtı. La ne oluyor lan? Necda? Cenk niye ellerini kaldırıyor? Oy lan Hakkı. Hakkı. Namusum. Necda ne diyorsun sen? Ne namusu, ne olmuş? Oy lan Hakkı. Hakkı sen gittin. Ben masum yatıyordum Hakkı. Ondan sonra bu Cenk geldi. Necda dedi, hayatım dedi. Seni başından beri arzuluyordum ben. Allah Allah dedi. Ne dedi? Senin dedi tek kolun yok ama dedi. Hala fıstık gibisin. Allah Allah dedi. Zombi kıyameti başlamadan önce bile senin gibi güzellerini görmemiştim dedi. Sana dedi. Yok lan yok, sana dedi. Allah Allah. Tabii ki bana dedi. Burada en diri hatun kim? Benim Hakkı. Zaten başka da hatun yok. Hakkı. Bir baktım, bir uyandım. Ne göreyim Hakkı? Necda sakın ne gördüğünü söyleme. Şimdi olmaz. Sansür atmak zorunda kalırım. Yok yok, düşündüğün şey değil. Allah Allah. Oraya geçecekmişti de son anda yakaladım. Bak sen. Ondan sonra yalvarmaya başladı. Hakkı'yı anlatma. Allah Allah. Ne olur Necda, ne olur yapma dedi. Öyle mi? Bir de ben bu hikayeyi Cenk'ten duymak istiyorum. Aylan. O ne demek Allah Allah. Yalan mı söyleyeceğiz sana? Yok Necda, ben sana yalan söylüyorsun demiyorum. Cenk'ten de bir dinlemek istiyorum. Yüzüme karşı itiraf etsin. Aylan Hakkı, güvenmiyor musun bana? Güvenmekle alakası yok Necda. Sadece Cenk'ten de duymak istiyorum. Cenk, kolay gelsin yavrum. Neler duydum ben? Doğru mu bunlar Cenk? Ne yaşandı bakayım burada? Oğlum adam titriyor lan. Cenk, iyi misin? İyidir tabii. Allah Allah. Benim gibi diri bir hatunu buldu. Öyle süzgeçliyordu beni. Necda sen bir sus ya. Sen tabii Necda'na kız. Allah Allah. Ona kızma değil mi? Sapıklık yapan o, azar işten benim. Cenk anlat, ne oldu? Hakkı. Allah belamı versin Hakkı. Öyle bir şey olmadı Hakkı. Ben su almaya geldim. Su bidonu düştü Hakkı. Yemin ediyorum Necda'ya bakmadım. Su bidonu mu? He vallahi Hakkı. Su bidonu işte görüyorsun. Ayaklarımın dibinde. Hakkı beni öldürme. Ben bir şey yapmadım. Vallahi yapmadım. Su bidonu ne alaka oğlum? Çantadan alayım derken elimden kaydı. Ondan sonra Necda'nın önüne düştü. Ben eğilip alayım derken Necda uyandı. Beni sapıklık yapıyor sandı. Hay yani sen Necda'ya yan gözle bakmadın. Yok bakmadım. Allah belamı versin bakmadım. Dokunmadım bile. Yalnız içimden öyle ufaktan bir geçmişti. Güzel hatun dedim o kadar. Aylan duydun mu? Güzel hatun demiş. Allah Allah. Elliyordu Hakkı, ben biliyorum. Necda bunun başka bir sebebi yok değil mi? Aylan ne gibi? Ne bileyim Necda. Olur ya, adam senin yiyeceğini falan almıştır. Giyeceğin bir şey almıştır. Diyeceğim de bu saçma oldu. Yani herhangi bir şeyin almıştır. Sen de sinirlenmişsindir falan filan hani. Ay hayır lan. Allah Allah. O ne lan? Hakkı duydun mu? Araba sesi. Duydum Necda, duydum. Ellerini indir Cenk. Birileri geliyor. Cenk savunmamız lazım. Aylan. Ne demek ellerini indir? Allah Allah. Hakkı sapık diyorum sana. Necda saçmalama. Birileri geldi. Hazırlıklı olmamız lazım. Vaziyet alın gençler. Ortalık karışabilir. Haydi bakalım gençler. Şunları taraya taraya gidelim. Ha haydi. Sıkın. Haydi tarayalım şunları. Gelin böyle gelin. Aksiyon vakti. Yardırın gençler, yardırın. Sıkın şunlara, bakın şurada geliyorlar. Yardırın. Temizleyin şunları. Ha haydi. Ey yavrum ey. Her yer zombi yapmış. Selam, ne yaptınız? Sakin olun. Biz geldik. Ha haydi. Yardım için buradayız. Gençler yardım edin. Sık. Temizleyin zombileri. Ha haydi. Kapıyı açmayı düşünüyor musunuz? Arabamız orada kaldı. Kapıyı açın kapıyı. Kimsiniz? Ne istiyorsunuz? Yaklaşmayın. Açın şu kapıyı lanet olasıcılar. Açın işte. Güvenmiyor musunuz bize? İnsanız.
Necda? Aylan Raşit. Bu sen misin? Necda, tanıyor musun? Aylan tanıyorum. Allah Allah. Açın kapıyı. Necda, aç artık şu kapıyı. Seni gördüğüme sevindim ama yeter artık. Zombiler istila etti resmen. Biz ölmeden açın şu kapıyı. Oh, çok şükür. Açmayı başardınız. Neredeyse ölüyorduk. Necda, kız senin koluna ne oldu? Ha hayt. Ne oldu kız? Aylan, uzun hikaye. Raşit sen yaşıyor musun? Nasıl ölmedin lan? Aynısını benim de sana sormam lazım değil mi? Oo, burası kampınız mı? Güzelmiş. Necda, kim bu arkadaş? Aylan Hakkı. Nasıl söylesem? Utanma kız, utanma, söyle. Ben onun eski kocasıyım. Ha ha. Eski kocası mı? Oha. Aylan, onu bunu bırak da. Daha şunun hesabını görmedik. Allah Allah. Önce sapık Hakkı. Necda indir silahını. Saçmalama. Aylan, ne demek saçmalama? Allah Allah. Sapık Hakkı bu. Bana sarktı. Ya Necda, indir diyorum. O sana sarkıntılık mı etti? Vay namussuz. Bırak vurayım Necda. Sen sakın karışma lan. Sus bakayım sen. Kampımıza yeni geldiniz. Daha size hoş geldin diyemeden adam mı vuracaksınız? Akıllı olun lan. Tamam dostum. Sen lidersin galiba. Sinirlendirmek istememiştim. Haklısın, kusura bakma. Necda, silahını indir. Aylan Hakkı. İndirmeyeceğim. Onun yerine bunu indireceğim. Nasıl fikir? Sapık bu. Necda, silahını indir. Yoksa... Yoksa ne? Yoksa ne lan? Söyle. Necda, yoksa ben seni indirmek zorunda kalırım. İndir. Aylan, bana sapıklık yapan adamı mı savunuyorsun? Allah Allah. Hakkı, hiç sevmedin değil mi beni? Necda, indir diyorum. Zorlama beni. Saçma bir hareket yapma. Hakkı, vallahi sapıklık yapmadım Hakkı. Allah belamı versin ki. Ben su şişesi alıyordum. Cenk, bir dakika sus, tamam. Vallahi Hakkı, ben sapıklık yapmadım. İnan bana, ne olur. Vallahi iki arada bir derede kaldım. Çok fena, sıkıntılı. En iyisi bölümü burada bitirelim. Yoksa biri ölecek belli. Ben sadece su şişesini almaya çalışıyordum Hakkı. Ondan sonra şişe düştü ve... Anladık lan, tamam sus. Bölümü bitirme Hakkı. Bırak şunu bitireyim. Allah Allah. Olmaz Necda. Bölümün sonuna geldik. Bitti artık. Tamam. Haftaya cuma senin cenazen var lan. Allah Allah. Hazırlıklı ol. Ne Necda, doğruları söylesene. Ben sana bir şey yapmadım ki. Evet arkadaşlar, bir videonun da sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi ortalık iyice karıştı. Bir de Necda'nın eski kocası çıktı. Bayağı kamp yine büyümeye başladı. Bakalım ne olacak? Necda gerçekten indirecek mi? Bu videoya sizden şöyle güzel bir like bekliyorum. Her zamanki gibi Hakkı'nın hayatını, Hakkı'yı desteklemeye devam edin. Böylelikle her cuma yeni bölümle karşınızda olabilelim. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Biz bundan ne istiyoruz? Forex. 51. bölgede bir orman ajanının olmasının ne demek olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum. Forex. Bu istihbarat sızıntısı demek olur. Forex, bu kadın bizim bilgilerimizi satıyor. Sadece bilgilerimizi satsa bir şey demeyecektik. Başka neyimizi sattı ya? Forex, 51. bölgenin geliştirdiği çok gizli bir silah vardı. İnanılmaz gizli. Allah Allah. Eyvallah. Forex, bu kadın o silahı çalmış olabilir. Yapma ya, bak sen niyamışsınıza. Forex, Nutaş Hanım'ın senden istediği şu. Bu kadını boştan çıkartacaksın. Malum otel odasına götüreceksin. Ondan sonra itirafı alınca bozkın yiyeceksiniz. Anladın mı? Baskın mı yiyeceğiz? Oha!